Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 3 9 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, haftaya dolunayla başlıyoruz. Güneş Aslan burcunda ilerliyor ve pazartesi günü Ay Kova burcunda olacak. Akşam 18.58'de Ay Aslan burcundaki Güneş'in karşısına geçecek ve 11 derece Kova burcunda dolunayımız meydana gelecek. Sizin için de güçlü bir dolunay bu. Tam haritanızın tepesinde kariyer alanında meydana geliyor. Dolunaylar aslında farkındalık dönemleridir, tamamlanma ve dönüşüm dönemleridir. Özellikle kariyer hedeflerinizle ilgili bir karara varmanız, bazı güçlü değişimlerin olması hayatınızda mümkün ya da tamamlanmalar olabilir. Yer değişiklikleri, taşınmalar, görev değişimi, iş başlangıçları ya da iş bitişleri, değişimleri olabilir. Üstelik kova dolunayı burcunuzdaki Uranüs'ten de tam bir açı alıyor. Yani şu dönemde bireysel anlamda daha özgür hareket etmek istiyorsunuz. Cesaretle bazı adımlar atabilirsiniz. Bazı İslam dışı sürprizler de hayatınızda olabilir özellikle kariyerinizle ilgili. Kariyer deyince mutlaka iş meslek konuları olmayabilir bunlar. Toplumdaki statünüzü, kimliğinizi etkileyecek, ilişki dinamiklerinizle ilgili olacak bazı önemli kararlar olabilir. Hatta yer ve pozisyon değişimleri ve benzeri konularda toplum öndeki statünüzü önemli ölçüde etkileyebilir. Evet tüm bunlara bu dolunay eşlik edecek. Haftanın genel enerjilerinde dolunay belirleyecek gibi görünüyor sevgili boğalar. Bu hafta önemli gezegen değişimlerimiz var ve bunlar tabii ki günlük hayatımızda şöyle bir e, farklı bir bilinç getirecek, farklı bir değişim getirecek aslında. İlk değişimimiz 5 Ağustos'ta meydana geliyor. Merkür uzun süredir biliyorsunuz retrosu nedeniyle Yengeç Burcu'ndaydı. Artık 5 Ağustos'ta Aslan Burcu'na geçiyor ve 20 Ağustos'a kadar kalacak. Bu süreç içerisinde merkürün geçiş yaptığı ev alanlarında düşüncelerimiz biraz daha yoğunlaşır ve sizin dördüncü evinizde olacak demek ki özellikle günlük hayatımız, aile konuları, yaşam alanlarımız, özel hayatımıza odaklanırken aileyle daha fazla bir şeyleri konuşmamız, görüşmemiz, planlar, programlar yapmamız mümkün. Yine aileyle aile bireyleriyle daha fazla iletişim halinde olabiliriz bu dönemde özellikle 20 Ağustos'a kadar olan süreçte ve bir diğer gelişme gezegeniniz Venüs'ün 7 Ağustos'ta artık ikizler burcundan ayrılıp yengeç burcuna geçmesiyle başlıyor biliyorsunuz retro yaptığı için Venüs uzun süre yine ikizler burcunda hareket etti bu yaz şimdi 7 Ağustos'tan itibaren yengeç burcuna geçecek ve 6 Eylül'e kadar da kalacak 3. evinizde olacak Venüs'ün transit ettiği ev alanlarında burç alanlarında maddi manevi şanslarda karşılaşabiliriz. İyicil etkilerle karşılaşabiliriz. Ve Venüs bu dönemde yakınlarınızla olan ilişkilerinizi güçlendirebilir. Kardeşlerden yana daha şanslı olabilirsiniz örneğin. Komşu ilişkilerinizdeki etkinlikler artabilir. Sosyalleşmeniz artabilir. şu ana kadar yapamadıysanız artık Venüs size bazı yolculuklar ve tatil imkanlarını 6 Eylül'e kadar sunabilir eğitim konularında ve belki kişisel girişimlerinizde, ticari konularda da Venüs'ün burada güzel destekleriyle, şanslarıyla karşılaşabilirsiniz sevgili boğalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.